Rotorun dakikadaki devir sayısına rotor devri denir ve NR harfiyle gösterilir. Rotor devri hiçbir zaman senkron devre eşit olmaz. NS eşit değildir NR. Her zaman için rotor devri senkron devirden yani stator olan devrinden küçüktür. NS büyüktür NR. Senkron devirle rotor devri arasındaki farka kayma denir. Yani rotor devri milin dönme devriyle stator alandaki döner alanın arasındaki farka kayma denir. %S burada kayma yüzde olarak gösterilmiştir. NS eksi NR bölü NS çarpı 100. Yani senkron alan devri eksi rotor devri bölü senkron alan devri çarpı 100. Yüzde anlamının ifadesi burada şudur çocuklar. Örneğin kaymayı %1 düşünelim. 100 devirde rotor bir tur geride kalır. Peki 100 devirde kayma 1 ise yani rotor bir tur bir devir geride kalıyorsa 1000 devirde rotor 10 devir geride kalır. 2 kutuplu bir motorda stator devrim 3000'di. 1000'de 10 ise 3000'de 30 devir rotor geride kalır. Yani 2 kutuplu stator alanı, döner alanı 3000 devir bölü dakika olan bir motor %1'lik kayma yapıyorsa aslında bu gerçekte rotor devrinin stator devrinden 30 tur geride gelmesi. Yani 3000-30 2970 devir bölü dakikada dönmesi demektir. İsterseniz örnek olarak rotor devri 1430 olan 4 kutuplu. Yani burada rotor devri 1430 ise buna en yakın olan senkron devir 4 kutuplu motordadır. Senkron devri 1500 olur. Asenkron motor binindeki yüzde kaymayı bulalım. Stator alanı 1500 bunun. 1500 eksi 1430 bölü 1500 çarpı 100 yani %4.6'lık bir rotor devrinde kayma vardır, fark vardır. Yani stator devri 100 tur attığında rotor devri bundan 4.6 tur geride kalır. Bunun anlamı rotor devri stator devrinden %4.6 daha düşüktür. Peki neden rotor devri ile senkron devir birbirine eşit değildir? Çalışma prensibini hatırlayacağınız üzere rotordaki plaşmayı stator manyetik alan oluşturmaktaydı. Ve yine bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için değişen bir manyetik alan içerisinde kalması gerektiğiydi. Bir an için stator devrinin rotor devrine eşit olduğunu kabul edelim. Bunu yan yana giden iki araba gibi düşünelim. Eğer arabalar aynı hızda olursa paralel gidecekler ve birbirlerine göre aynı konumda kalacaklardır. NS eşittir NR olduğu takdirde rotor çubukları hep aynı manyetik alan altında kalacak ve manyetik alanda bir değişme olmadığı için rotor çubuklarında bir gerilim indiklenmeyecektir. Dolayısıyla S devre akımı oluşmayacağından rotorda bir kutuplaşma da olmayacak, rotor dönmeyecektir. Eğer stator alanıyla rotor devrini aynı yaparsanız değişen bir manyetik alandan söz edemeyiz. Değişen manyetik alan için illa rotorun S devre çubuklarının statorun manyetik alan tarafından kesilmesi lazım. Aynı devirde böyle bir kesilme olmaz. Kesilme olmadığı için gerilim indiklenmez ve kısa devre akımları geçmeyeceği için rotor elektromıknatıs haline gelmez. Gelmeyeceği için de rotor statoru manyetik alan oluşturmadığı için takip etmeyecektir. Stator devriyle rotor devri farklı olduğu takdirde aradaki fark kadar rotor çubukları kesilecektir. Bir önceki örnekte verdiğimiz NS eşittir 1500 ve NR eşittir 1430 olan motorda rotor kısa devre çubukları dakikada 1500 eksi 1430 eşittir 70 kez stator manyetik alanı tarafından kesilecek ve rotor çubuklarında gerilim indüklenerek kısa devre akımları geçmesine dolayısıyla rotorun kutuplaşmasına neden olacaktır. Bu sayede rotor dönmesi sağlanacaktır. Kayma sabit olmayıp yüke bağlı olarak değişmektedir. Motor miline yük azken rotor devri senkron devre yakın yani kayma küçükken motor milindeki yük arttıkça rotor devri düşerek kaymanın da büyümesine neden olacaktır. Yani rotor devirleri senkron devrin altında ve mil yüküne bağlı olarak yaklaşık 40-60 dakikalık değişimler yapmaktadır. Asenkron motorların devir sayıları doğru akım motorlarda olduğu gibi geniş aralıklarda değiştirilemez. Çocuklar motor yüke bindiğinde motorun milindeki yükü karşılayabilmesi için momentini de arttırması lazım. Momentini arttırabilmesi için de rotor devri geride kalır. Bu sefer kesilme sayısı artar. Kesilme sayısı arttığı için rotorda oluşan gerilim ve bunun geçirdiği kısa devre akımı artar. Kısa devre akımının artmasıyla kutupların manyetik alanı da artar, büyür ve bu sefer aradaki statorla rotorun NS ile NR devirleri arasındaki manyetik akuplaj kuvvetlenir ve böylece motorun momenti artar. Yani motorun devri yük bindiği zaman düşmek zorunda ki bu artan yükün momentini
karşılayabilsin. Tekrar formülümüzü hatırlayalım. Ns eşittir 60'lar ve f bölü p idi. Formülü daha önce görmüştük. Formülü incelediğimizde devrin sadece iki değişkene bağlı olduğunu görürüz. Frekans f ve kutup çifti sayısı p. Bizim şehir şebekemizin frekansı 50 Hz'de sabit olduğu ve kutup sayısının da imalatta stator sarımları sırasında sabit yapıldığı düşünülürse asenkron motor normal şartlarda devir sayıları değişmeyen motorlardır. Detaylarını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Dahlender ve çift sargılı motorlar ile sayıları değiştirilmekte ve AC motor sürücüleri ile frekans değiştirilerek asenkron motorların devir sayıları değiştirilebilmektedir. Dahlender motorlar şu anda çok fazla kullanım alanı yok. Dahlender motorlarda birbirinin iki misli devirlerde aynı stator içerisinde hız elde etmemiz mümkündü. Örneğin 2 kutuplu ve 4 kutuplu yani 1500 ve 3000 devirlik iki farklı hız elde edebiliriz. Ama bu bir hız ayarı değildir. Sadece iki devirden birini seçebiliriz ve bu devirler mutlaka birbirlerinin iki misli olmak zorundadır. Bunun haricinde AC motor sürücüleri dediğimiz driverlarla da inverterlerle de aslında bizim motora uyguladığımız gerilimin frekansını değiştirerek çok hassas devir ayarı yapmamız mümkün. Bu ilerleyen derslerimizin konusu. Motor sürücülerine şu anda girmiyorum ama motor sürücüleri temelde frekansı değiştirerek motor devrini ayarlamamıza yarar. Asenkron kelime anlamı olarak senkron olmayan anlamındadır. Bu isim NS ve NR devirlerinin eşit olmamasından dolayı almıştır. Bu motorlar çalışma prensibi açısından düşünüldüğünde çalıştırılması en kolay olan motorlardır. Elektrik makineleri konusunda uzman olan Sayın Hocam Adnan Peşint'in, Allah rahmet eylesin, saygıyla anıyorum, tabiriyle çalışmak için bahane ararlar. Yapısal olarak düşünüldüğünde ise çok fazla parçası ve mekanik aksamı olmadığı için arıza riski de azdır. Devir sayısının ayarlanamaması dezavantajı yukarıda bahsedildiği üzere yarı iletken teknolojisiyle son dönemde çözüldüğü için endüstriyel ortamlarda en çok kullanılan motorlardır. Peki NS eşittir NR yapmak mümkün mü? Daha önce de anlatıldığı gibi asenkron motorlarda bunu yapmak imkansız. Ama stator manyetik alanı tarafından rotorda oluşturulan kutuplaşmayı stator manyetik alanına bağlı kalmadan oluşturabilirsek. Burada başta da söylediğim gibi indüksiyon motorlarıydı. Yani indüklenme ile gerilim indüklenmesiyle yani rotordaki gerilimin indüklenmesiyle çalışan motorlardı bunlar. O nedenle de indüksiyon motorları ismini alıyordu. Eğer ben rotordaki manyetik alanı stator manyetik alanının tarafından oluşturulmasını ortadan kaldırır, birbirlerine bağımlı kılmazsa NS eşittir NR yapmak yani rotor devrini stator devrine eşitlemek mümkün olur. Peki bunu nasıl yaparız? Rotor üzerindeki kısa devre çubuklarının yerine bobin sarmak ve bu bobinleri dışarıdan bir doğru akım kaynağıyla beslemek suretiyle rotorda oluşan kutuplaşma statordan bağımsız hale getirilebilir. Artık rotor kutupları stator döner alanı kayma yapmadan takip edebilir. Rotoruna sargılar sarılarak doğru akım verilen bu tip motorlara senkron motorlar denir. Ve adından da anlaşılacağı üzere rotor devri senkron devrine eşittir. Artık buradaki rotoru çıkarıp yerine bir mıknatıs koyarsak, örneğin bir elektromıknatıs koyarsak, yani ortaya rotora bobinleri sarılmış bir yapı koyup, bu bobine de dışarıdan siz bir elektrik enerjisi verdiğinizde, doğru akım verdiğinizde, artık burada bir elektromıknatıs oluşacaktır ve bu senkron devri takip edebilecek durumdadır. Motor olarak devir sayısının sabit kalması istenilen yerlerde kullanılır. Şayet rotor sargıları doğru akım ile beslenip rotor mili dışarıdan bir kaynakla döndürülecek olursa bu kez alternatif akım üreten alternatör jeneratör olarak da kullanılır. Barajlarda enerji üretiminde kullanılan alternatörlerin tamamı senkron makinedir. Her ikisinin de rotorunda sargı olan rotoru sargılı asenkron motor ve senkron motoru karıştırmayınız. Rotoru sargılı asenkron motorlarda 3 adet bilezik olup rotor sargıları bir direnç üzerinden kısa devre edilir. Senkron motorlarda ise 2 adet bilezik olup rotor sargısı doğru akım kaynağıyla beslenir. Aslında şu anda anlattığım size jeneratörlerin kendisi. Jeneratörler senkron motorlardır. Eğer burada motor olarak çalıştırırken siz stator sargılarına bir enerji verirseniz ve ortadaki rotor sargılarına da 2 adet fırçayla bir doğru akım kaynağına bağlayıp elektromıknatıs oluşturursanız burada senkron motor olarak çalışma söz konusudur. Ve stator devrine eşittir. Ya da bunu bir barajdaki türbin olarak düşünün. Barajdaki türbin bu rotoru çeviriyor. Siz yine rotoru dışarıdan fırçalarla doğru akımla besliyorsunuz. Ve rotorda bir NS kutupları oluşuyor. Bu sefer
Rotordaki oluşan manyetik alan stator sargılarını keseceğinden neydi bizim manyetizma kurallarımızdan bir tanesi de? Değişen manyetik alan içerisinde kalan iletkende gerilim indüklenirdi. Değişen manyetik alan, hocam ama rotora doğru akım veriyoruz. Rotora doğru akım veriyoruz ama rotor dönüyor. Rotorun dönmesiyle birlikte değişen manyetik alan oluşuyor aslında. Ve rotorun bu dönüş sırasında rotorun manyetik alanı tarafından kesilen stator sargılarında bir gerilim indüklenir. İşte bu da benim senkron motoru jeneratör olarak çalıştırmam anlamına gelir. Bu sefer dışarıya ben gerilim alırım. 3 fazlı bir gerilim alırım. Burada yine karıştırmamız gereken bir yapı var. İlk karıştırılmamız gereken yapı neydi? Endüğü ile rotoru sargılı asenkron motoru karıştırmayın. Şimdi alternatif akım motorlar arasında bir karıştırma yapmayın. Bu da rotoru sargılı asenkron motorla az önce anlattığım senkron motoru karıştırmayın. Yani rotor sargılı asenkron motorda birer uçları yıldız bağlanmış 3 sargı vardır ve 3 bileziğe çıkar. Bunlar aslında dışarıdan kısa devredilir. Kesinlikle rotoru sargılı asenkron motorların rotor sargılarına gerilim verilmez. Sadece ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Sadece dışarıda kısa devre yapılır bunlar. Ama senkron motorlarda içeride 1 adet sargı vardır. Bu 1 adet sargının 2 ucu 2 bileziğe çıkarılmıştır ve bir doğru akım kaynağı tarafından beslenir. Her ne kadar devir formülünden kutup sayısıyla devirler bazı değerlerde elde edilebilse de çok küçük devir sayıları için kutup sayısını büyütmek bir çözüm olmaz. Örneğin bir mikser veya otomatik kapı için 30 devir bölü dakikalık bir motora ihtiyacımız olsun. Bu devir için 100 kutuplu motor imal edilmez. Yani bana 30 devir bölü dakika lazım olduğunda formülü tersten çevirin. Neydi formül? N eşittir 60 çarpı F bölü P'ydi. P'yi çekerseniz 100 kutuplu 30 devir elde edebilmem için 100 kutuplu bir motor sarmam gerekir. 100 kutuplu bir motor da her ne kadar burada teorik olarak anlatsak da pratikte imkansızdır. Çünkü 100 kutuplu oluşturabilmeniz için sizin stator gevdenizin aşırı büyük olması gerekir ki 100 kutupluk sargıyı siz bu gövdeye yerleştirebilirsiniz. Ayrıca bu devirde bir motor imal edilse de devir çok küçük olacağından motor içerisindeki ve arka kapağındaki soğutma fanı yeterli hava sirkülasyonu yapamayacağı için motor ısınacaktır. Arka motor üstündeki fan ne işe yarıyordu? Çektiği havayı motor gövdesine üflüyordu ve motor 1500-3000 devirlerde dönüyordu. Şimdi 1500'lük hava sirkülasyonu ile 30 devirlik hava sirkülasyonu karşılaştırılamaz. Yani 30 devirlik bir dönme motorun arka pervane kapağından havayı çekip motor gövdesine üflemek için yeterli bir devir değildir. Ve eğer motora siz ekstra sirkülasyon yapmazsanız, yani bu motoru başka bir fan motoruyla soğutmazsanız motor ısısı da artacağı için bu tip bir yapı, yani çok kutuplu 20, 30, 50 kutuplu bir motorun imalatı pratikte uygun olmaz. Bu durumda yüksek devirli motorların miline devir düşürücü redüktörler dişli kutusu bağlanır. Bizim örneğimizde 1500 devir bölü dakikalık motorun miline 51'lik bir redüktör bağlanarak devir 30 devir bölü dakikaya düşürülebilir. Burada motorun konstrüksiyonuyla oynamayız. Motorun milinin çıkışına bir adet dişli kutusu, dişli kutusundan kastımız redüktör. Hatırlayacak olsanız fizik dersinizde büyük dişli, küçük dişli, bunlar çapları oranıyla birbirlerine orantılı olarak devir sayısına sahip olacaktı. Bir dişli kutusu, bir redüktör koyarak motor devirleri düşürülür. Bakın iç yapısını burada görüyorsunuz. Atölyede bana hatırlatın, kesit redüktörlerim var. Bu kesit redüktörleri sizlere göstereyim. Çok çeşitli yapıda olabilirler. Burada da mesela 90 derece mili döndürülmüş hali. Kullanacağımız makinenin konstrüksiyonuna göre çok farklı yapıda redüktörler var. Çalışma ortamına, montaj şekline, çalışma gerilimine göre çok çeşitli asenkron motor üretilmektedir. Genel düşük gerilim, yani 380 voltlu asenkron motorlardan bahsedelim. Bu motorlar ayak montajlı olup kendisinden soğutmamda güç olarak 100 kW üzerine çıkılabilmektedir. Videonun başında hatırlarsanız büyük güçler için orta gerilim motorları kullanılır demiştim. Şimdi bu orta gerilim asenkron motorlardan bahsedelim. Güç formülünü hatırlayın. Neydi güç formülü? P eşittir U çarpı I. En temel güç formülü bu. Bu formülden büyük güçlü motor yapabilmek için ya gerilim veya akımın büyütülmesi gerekmektedir. Akım değerini büyütmek motor iletken kesitini ve ısı kayıplarını arttıracağı için bu tip güçlü motorlarda gerilim arttırılmıştır. Bu tip motorlarda 3,5 kV gibi yüksek gerilimler kullanılmaktadır. Bu motorların ekstra soğutmaları ya
özel soğutucu gazlarla ya özel fan sistemleriyle yapılır. Burada normal daha önce anlattığım bobinaj telleri kullanılmaz çünkü bobinaj tellerinin emaye lakı bu motorun gerilimi için yeterli dayanımı göstermez ve sargılar arasında atlama olur. O nedenle ekstra yalıtım kuvvetlendirilmiş bobinaj telleriyle yapılır motorlar. Dikkat edecek olursanız motorun ekstra soğuma sistemleri var üzerinde. Sıcağı dışarı atabilmek için ya hava dolaştırılır ya özel soğutucu gazlar veya sıvı soğutucu sıvılar dolaştırılabilir. Dikkat edecek olursanız buradaki motorun stator saç paketlerine arada dilimler açılmış, boşluklar bırakılmış. Bu boşluklar statorun içerisine hava veya soğutucu gazı üfleyebilmek için ya da içeride oluşan ısıyı dışarıya alabilmek içindir. Ve daha önce dediğim gibi büyük güçlü motorlarda artık rotor kısa devre böyle alüminyumdan değil bakırdan yapılır. Motorların montajına göre de çok farklı yapıları vardır. Bunları en son motorlarla ilgili videomuzda anlatacağım ama kısaca buradan bahsedelim. Ayaklı ve flanş montajlı motorlar olabilir. Bunlar tamamen makine konstrüksiyonuyla alakalıdır. Nerede kullanacağız, nasıl montaj yapacağızla alakalı şeylerdir. Bunun haricinde dikey milli pompa motorları da vardır. Yerin derinliklerinden suyu çıkarırken derin kuyu dik türbin pompaları zirai sulama, içme ve kullanma suyu temininde en etkili ve en fazla kullanılan pompa türleridir. VHS dikey delik mil tipi motorlar özellikle derin kuyu pompaları için tasarlanmıştır. Zor çalışma şartlarında ve az bakımı ile uzun süre aralıksız çalışabilirler. Bunlar da derin kuyulardan su çekmek için kullanılan pompa motorlarıdır. Konstrüksiyonu buna göredir. Bunu sadece ek bir bilgi olarak böyle bir şey var bilin şeklinde size açıklıyorum. Bundan sonra asenkron motorun biraz daha teknik kısımlarına gireceğiz. Biraz daha elektriksel parametrelerinden bahsedeceğiz. Onlara anlatabilmem için size trafolardan bahsetmem lazım. Trafoları siz nerede gördünüz? Trafoları 10. sınıfta zil devrelerinde 220'yi 12 volta düşürmekte kullandığınız aslında ara elemanlar trafolar ama bu da bir elektrik makinesi. Çünkü elektrikle çalışan bir makine. Kısaca trafonun ne olduğuna bir bakalım. Her ne kadar kısaltması trafo olarak geçse de bunun adı transformatördür. Manyetizmada gördüğümüz iki temel prensip vardı. Bunlar içinden akım geçen iletken manyetik alan oluşturur. Bu bir. İkincisi değişen manyetik alan içerisinde kalan iletkende gerilim indiklenir. Trafolar bu iki temel prensibi kullanarak çalışır. Bir demir nüve üzerine iki ayrı bobin sarılır. Bu bobinlerden birine alternatif bir gerilim uygulandığında demir nüve üzerinde dolaşan bir manyetik alan oluşturur. Alternatif gerilim uygulandığı için oluşan bu manyetik alan değişen bir manyetik alandır. Bu değişen manyetik alan diğer sargıyı da keseceği için diğer sargıda bir gerilimin indiklenmesi sağlanacaktır. Dışarıdan gerilim verilen bobine primer, indikleme ile gerilim alınan sargıya sekonder sargı denir. Trafoda hareketli parça bulunmadığı için verimleri çok yüksektir. %97'ler, 98'ler civarında. İki temel manyetizmayı kullanıyor. İletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alan içerisinde kalan iletkende gerilim indiklenir. Bu bir demir nüve içerisine sarılmış iki ayrı bobindir. Sargılardan birine siz gerilim verdiğinizde bu sargıda bir manyetik alan oluşur. Ama manyetik alan oluşması ikinci sargıda gerilim indiklenmesi için yeterli değildir. Bunun için değişen bir manyetik alan ihtiyacımız vardır. Manyetizmanın bir kısmında bahsetmiştim. Değişen manyetik alanı burada sağlayan vermiş olduğumuz gerilimin alternatif olmasıdır. Alternatif olduğu için en ve S kutupları saniyenin her %1'inde değişmekteydi. Çünkü frekansım 50 yani saniyede 50 periyodum var. Yani saniyenin %1'inde artı, %1'inde eksi alternans oluşuyor. Saniyenin %1'inde NS'lik bir manyetik alan değişmesi var. Ayrıca manyetik alan şiddeti sinüsoidal gerilme birlikte orantılı olarak değiştiğinden dolayı sıfırdan maksimuma, sıfıra ve ters NS kutupları değiştirerek tekrar maksimuma ve sıfıra vermektedir. Trafolarda temel formül dönüştürme oranı olan K'dır. K dönüştürme oranıdır. Hani rediktörlerde anlatırken neydi? 50'ye 1'lik rediktörde 50 devri 1 devre düşürüyordu. Burada da K aslında rediktördeki dönüştürme oranıyla aynı anlamda kullanılmıştır. K eşittir V1 bölü B2 eşittir N1 bölü N2 eşittir I2 bölü I1. Burada primer gerilimi ile sekonder gerilimin oranından bahsediyoruz. Primer geriliminin oranı V1 primer, V2 sekonder gerilim olarak düşünürseniz primer geriliminin sekondere oranı, primer spir sayısının sekonder spir sayısına oranı. Burada eşitliğin karşı tarafında dikkat edin, indisler değişmiş. Sekonder akımının primer akımına oranı şeklinde. K benim en temel formülüm.
Burada V1 primer gerilme, I1 primer akımı, N1 primer spir sayısı, S1 primer gücü. V2 sekonder gerilme, I2 sekonder akımı, N2 sekonder bobini spir sayısı, S2 sekonder gücü. Ya formülde S1, S2 primer ve sekonder güçleri yok. Niye burada primer ve sekonder güçlerinden bahsettik? Bunun nedeni şu. Trafoların verimi çok yüksek ve bu formülde trafonun verimini %100 kabul ettiğimizde primer gücü sekonder gücüne eşittir diyerek bu K dönüştürme oranını buluyoruz. Güç neydi? Gücü hatırlayacak olursanız U çarpı I'ydı. Yani aslında V1 çarpı I1 eşittir. V2 çarpı I2 formülü ya da eşitliği K dönüştürme oranına çevrilir ve burada K dönüştürme oranı trafonun verimi %100 olduğu düşünülerek söylenir. Eğer trafonun sekonder gerilimi primer geriliminden küçükse düşürücü, alçaltıcı, sekonder gerilimi primer geriliminden büyükse yükseltici trafo adını alır. Burada iki tane örnek vermişiz. Yükseltici trafo ve düşürücü trafo. Yükseltici trafo verdiğinin daha üstünde bir gerilim alıyorsun. Düşürücü trafo da verdiğinin daha altında bir gerilim alıyorsun. Tekrar söylüyorum, bu iki sargı arasında herhangi bir elektriksel bağlantı yok. Tamamen manyetik alanla yapılmış bir kuplaj söz konusu. Bunu elektronikte optokuplörleri kullandıysanız orada gördünüz. Optokuplörlerde ışık aracılığıyla bir kuplaj söz konusuydu. Burada kesinlikle mesela diyotun olduğu devrenin elektriksel parametreleri, öbür tarafta örneğin fototransistör varsa fototransistörün devresinin elektriksel parametreleriyle birbirine karışmıyordu. İki devre ayrıydı, yalıtılmıştı. Yalıtım için kullanıyorduk. Burada da aslında iki gerilim birbirlerinden yalıtılmış durumda. Hiçbir şekilde iki sargının elektriksel bir bağlantısı yok. Tekrarlıyorum, aradaki kuplaj tamamen manyetik alanda oluyor. Yükseltici trafoya bakalım. 220 volt vermişiz. 440 almışız. Aslında bu K oranı bunun 0.5 ya da 2 diyebiliriz. Burada gerilim yükseltiyoruz ama akım düşüyor. Yani gerilimi 2 misline çıkarttığımızda akım yarıya düşüyor. Spir sayıları şu an için size çok fazla ilgilendirmiyor. Bu trafo hesabıyla alakalı primer ve sekonder spir sayılarından bahsetmeyeceğim. Burada gerilimi 2 misline arttırdığımızda şunu bilin. Eşitlikte I2 bölü I1'di. Burada mesela düşürürüz, trafoda gerilimi yarıya düşürmüşüz. Yani 220'den 110'a çevirmişiz. Akım yarıya düşer. Primerden 10 amper akım çekerken bu trafo sekondere 20 amper akım verebilecek bir trafo haline gelmiş. Burada da gerilimi yarıya düşürmüşüz ama akımımız 2 misli artmış. Peki yapı olarak ne? Trafoların gerilimi yüksek olan sargısının spir sayısı, gerilimi düşük olan sargının spir sayısından daha fazla ve kesiti daha incedir. Ne demek istiyorum? Buradaki formülde görüyorsunuz. Gerilimi yüksek olan 1800 tutturken düşük olan 900'dur. Yani gerilim düşükse spir sayısı da düşüktür. Ama birincinin 10 amperken, 10 ampere göre bir tel seçilmişken primere, sekonderin 20 amper, 20 ampere göre daha kalın kesitli tel seçmemiz gerekir. Trafonun yapısı olarak bir demir nüve, demir nüve içerisindeki sargılar var. Trafo nüvesi iki tipte yapılır, çekirdek ve mantel tipli. Kaçak manyetik akılar mantel tipte daha az olduğu için verimleri yüksektir. Sol taraftaki mantel tip, sağ taraftaki ise çekirdek tipi nüve. Bunların detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Gerekiyorsa okulda bunların üstüne tekrar geçeceğiz.